Merhaba, hayırlı akşamlar. Elimde görmüş olduğunuz başörtünün yapımını video olarak paylaştım. Bunun şimdi üstünü yapacağız. Karanfil model tek tek yapılıyor. Birinci videoda göstermiştim modeli. Ben hemen başlamak istiyorum. Yapımına geçmek istiyorum. İpimi ekleyerek başlıyorum. İpinizi ekledikten sonra çakmakla ucunu yakarsanız şurayı daha sağlam olacağını düşünüyorum. Fakat ben şimdi onu yapmayacağım ama o hatırlatmayı yapayım sizlere. Ve hemen yandaki tarafa geçtim zürafayla. Tekrar birazcık böyle tam dibe değil de orta yere zürafamı yaptım. Dört tane pırpır yapacağım. Modeldeki beş tane ama ben dört tane yapmayı düşünüyorum. Acaba beş mi yapsam? Dört yapsam nasıl durur diye baktım ama yine de dört yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Modelde beş tane ama ben dört tane yapacağım. Şimdi bunun arkasını çevirip bir de iki düğümle zürafa geçişi yapacağım pırpırların üstünden. İğneme iki sefer dolayıp çift düğümle yapacağım. Arkadaşlar, geçişi yaptım. Şimdi şuraya gelmek istiyorum, bakın. Yani birinci pırpırımın içine. Daha böyle halka şeklinde olmasını istiyorum. Model o şekilde değil ama ben öyle yapmayı tercih ettim. Şimdi bu ipi doldura doldura gideceğiz. Şu kadarlık bir mesafe yeterlidir. Tekrar çeviriyorum. Tekrar çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yine çift düğüm yapacağım. 1 2 3 3 4 4, 5. Şimdi ortadan bir tane atlayacağız. Bakayım kaç tane yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tane daha yapacağım. Altı tane oldu. Bence şurayı da 4 tane yapmam uygun olmuş. Evet arkadaşlar, tekrar bunu çevirdim. Şimdi şuraya şöyle halka olacak şekilde bakayım. Onu da mesafesini ayarlamak gerekiyor. 6 tane üstüne pırpır olacak. Bakın şöyle bir halka yaptım. Hemen ortadan bir tane zürafa atladım.
Aynı halkadan buraya da bir tane yaptım. Bir tane gene zürafa atlayıp en sonucu şu halkaların içine de tam böyle batmaya dikkat edin, yoksa düğümünüz boşa gider. Yani bir bakarsınız ki çıt eder, boş bir düğüm olmuş olur. Evet. Şimdi tekrar çevirdim. Sağ ve sol yapanlar çevirmeden de yapabilirler. Şimdi 3 tane halka yaptım. Birincisini şöyle kenara bir tane düğüm yaptım. Ve 6 tane pırpır yapacağım. 6 mıdır acaba? Evet. Her halkanın içine 6 tane pırpırla dolduracağız. 2 2 3 3 İğne yardımıyla şöyle düzeltebilirsiniz onları. 4 5 ve 6. Evet, şimdi diğerine geçiyorum. Şimdi bu halkanın içine de 6 tane pırpır yapacağım. Şöyle düzgün bir şekilde. İki. Üç. Dört. Beş. Beş ve altı yapacağım. Fakat bir karanfili yapmak için ben ipimi iğneye biraz uzun taktım. Çünkü karanfili bitirene kadar ipimin yetmesini istedim. Onu biraz uzattıktan sonra son pırpırımı yapıp diğer halkaya geçeceğim. Evet, bu da 6. Şimdi buraya 6 tane yapalım. Şimdi bir saniye, ipimin en altı ne olmuş bir bakalım. Bir şey tık diye takıldı. Bu gibi şeyler, olasılıklar var. Hiç sıkılmıyorsunuz. Hatta düğüm olursa, düğümü çözerseniz bu işi yaparsınız demektir. Evet, bu halkamıza bir tane pırpır yaptık. Şimdi devam ediyoruz. 2 3 4 5 ve sonuncu 6. Tekrar çeviriyorum. Birinci videoda göstermiştim hangi modeli yapacağımı. Bunu yapmadan önce hani göstermedim birinci videoda gösterdiğim için. Şimdi gerçi kendini belli ettirecek biraz sonra.
Hemen bu zürafaları, aman bu pırpırları zürafa geçişi yapıyoruz. Hiçbir tanesini atlamadan. Bakın şunları güzelce hepsini tek tek yapalım. Bir tane bile pırpırı atlamamak gerekiyor. Böyle sıra sıra hepsini zürafa geçeceğiz. Biraz da böyle sıkı sıkı gidiyorum onu ki güzel dursun. Bunları böyle sağa dönecek şekilde arkadaşımızın modeli herhalde o sağdan sola yapanlardan. Ben soldan sağa yaptığım için benimkiler sağ tarafa doğru dönecekler. Şimdi bunu tekrar çeviriyorum. Bir sıra daha zürafa geçiş yapacağım buna. Fakat şu kenardan birinci zürafaya düğüm yaparken burayı sıfırlamayacaksınız. Şu kenarda bir dahakine gelip oraya batacağız. Evet. Şimdi bu ikinci sıra mı? Evet. Çift düğümü tercih ettim. Alt kısmını da çift düğümle yapmıştım. Üstünü de çift düğümle yapmak istedim. İpim yine yaklaştı. Bunu teke düşüreyim, daha rahat çalışayım. Evet, kenardan tekrar bir sıra daha gideceğim. Tamam, kenara geldik. Bakın. Evet arkadaşlar, şimdi bir sıra daha gideceğim ona. Bir daha geleceğim. En son sırasını yapacağız. En üst sırasını yapacağım. Şimdi bir kez daha gideyim. Bu kaçıncı sıramız? Üçüncü sıramız.
İnşallah ipim de yeter. Bunu yapacağınız zaman muhakkak bir karanfil yapacak şekilde ipleri kesmeniz lazım. Ki karanfilin yapımında bir iple başlayın ve bitirin. Ek yeri olmasın. Oh, bakın. Tam zürafanın içine batmamışım. Yoksa batmış mıyım? Batmadım tabii ki. Bakın, öyle bir hata yaptığınız zaman tekrar bir düğüm daha atın. Onun için tam zürafanın içine battığınızdan emin olun. Bu gibi olasılıklar olabilir. Evet, bir sıra daha gideceğim. Ondan sonra en üst kısmını, en son kısmını gideceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bakayım yeteri kadar oldu. Çift düğüm attığımız için de gayet güzel gözükecek. İnşallah ipim bana yeter ama yeteceğini tahmin ediyorum. Tabii çift düğüm olduğu için ip daha çok gidiyor. Gider. Evet, ucuna geldik. En üstünü yapacağım. Bir tane karanfilimizi bitirmiş olacağım. Tamam, şimdi en üst kısmını yapabilirim. Ve ipim de bu kadar kaldı. Şöyle bir çevireyim onu. Bakın. Arka plana keşke beyaz koysaydım. Şimdi şöyle bir zürafa yaptım. Şurada bir yer oluştu. Orayı sıfırlamadım çünkü orası köşe. İpim de sağ olsun güzel açıldı katları. Şimdi tek sarmaya başladım. Çift sarayım. İpim resmen açıldı. Şanssızlığa bak. Olsun, ne kadar da açılsa ben yapmaya devam ediyorum. İnce olduğu için bu ipi tercih ediyorum. Çizmeli oya ipi.
Hangi şart altında olursa olsun yapmaya devam. Açılma oluyor diye bu ipi tercih etmeyeyim, yapmayayım, yapamıyorum. Çünkü ipi beğeniyorum. Hem parlak, hem ince. Sanırım bu ipim de böyle tam yetecek bana. Şurada bir tane daha mı yapacağız? Benimki niye fazla oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tek düğüm attım. Yine de neyse. Şuraya. Evet arkadaşlar, bunu şimdi bu tarafa doğru şu alttan iki tane atlayacak şekilde şuraya ekleyeceğim. Şöyle. Aslında şey bırakmadan eklemem lazımdı. Bakayım. Şu düğümümü biraz daha. Arkadaşlar sıfırdan bu eklemeyi buraya yapmam gerekiyor. Bakalım. Bakın düğümler o kadar sık ki çözülmüyor bile. Yaparken ne şekilde uğraştığımı birebir buradan da göstermiş oluyorum sizlere. Şimdi şu eklemeyi evet. Ya istedim ki oradan sıkı bir şekilde yani sıfırdan olsun. Evet, gayet güzel. Şimdi bir tane daha düğüm atayım. Çünkü ipi keseceğim. Hatta bunu yakabilirseniz daha da iyi olur. Bakalım şuradan dikkatli bir şekilde. Orayı da yakarsanız daha sağlıklı, daha güzel olur. Şimdi bir tane karanfilimiz bu şekilde döndü. Bu şekilde. Diğerini de şuradan takacağız. İsterseniz onu da başlayayım.
Evet, onu da başlayayım ki tam olarak göstermiş olayım modeli. Daha önceden iğneme ipimi takmıştım. Şu iki taneyi atlayacağız. Şuradan karanfilimizi yapmaya başlayacağım. Şu. Şimdi orada iki tane mi kalacak? Dur. Aman yanlış. Yanlış yapmayayım. İki tane arada bir tane. Pardon, bir tane. Şu arada bir tane kalacak. Şu karanfilin içinde iki tane kalması gerekiyor. Dışında bir tane. Arkadaşlar. Bu model olduğu için yakmıyorum onu ama şuradan yakma işlemini yapın. Ya başörtü yapacağınız zaman mutlaka yakın ki sağlam olsun. Yanlış yaparım da üzülürüm ha. Yok, doğru. Bu şekilde eklememi yaptım. Şimdi bunu yaparken muhakkak şunu yaptıkça böyle ben elimin içine alarak devam edeceğim. Bunu da yapalım. İki taneyi bitirmiş şekilde görmek daha güzel olacak. Evet, 4 tane pır pır. Beş tane bence fazla. Modelde 5 tane yapılmış ama ben 4 tane yaptım. Yani 4 tane daha hoşuma gitti. İğneye takmadan muhakkak gerdirin. Bakın az önce benimkisi dolaştı. Sanki video çekeceğim diye belki de ipi germedim. Evet, bakın bu şekilde yaptım. Nereye batıyorduk? Şuraya batıyorduk. Şuraya muhakkak buraya batın. Şuraya batarsanız bu güzel gözükmeyecek. O da küçük bir ayrıntı orada bence. Evet, tekrar çevirelim. Şimdi şu kısmı yapacağım. Burada da sayıyı şaşırmıyoruz. Sayıyı şaşırmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Altı tane şöyle küçük olacak şekilde zürafa yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 ve sonuncu 6. Evet, bu da 6. Şimdi çeviriyorum. Şu karanfilimi şöyle elimin içine alıyorum ki herhangi bir kırışma gibi bir şey olmasın diye. Hemen şuradan bir tane atlıyorum. Tıpkı birincide olduğu gibi. Hemen bakayım doğru yere mi battım? Bakın tam zürafanın içine batmayı sakın ha sakın ihmal etmeyin. Bu iğne biraz kalın benim bana göre. Onun için ince iğne kullanıyorum.
Ama daha önceden buna taktım. İnce iğnelere de çift kat takamıyorum. Acelelikten kalın iğne çünkü bu, bakın. Şu daha ince. Evet, tekrar çeviriyorum. Şimdi her birini 6 tane pırpır yaparak bitireceğim. Ne kadar boyuttu? Şu kadar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi hemen diğerine geçeceğim. Bir yandan da örnek bezim maşallah yavaş yavaş doluyor. Kendime yeni bir örnek bezi hazırlamam gerekiyor. Şimdi 6 tane de buraya. 1 2 3 3 4 5 5 ve 6. Hop. Şimdi buna çift kat taktım dediğim gibi ki bir karanfil bitsin. Biraz uzattım onu. Şimdi diğerini yapayım. Evet, 1 3 4 5 ve 6. Evet. Şöyle bir bakalım. Hemen şöyle şunu gene elimizin içine alıp şu pırpırların üstünden tıpkı diğeri gibi geçiş yapacağız. İğne o kadar kalın ki neredeyse iğneyi çıkartıp da diğer iğneyi takmak istiyorum, o derece. Şimdi bunları hiçbir taneyi de atlamadan yapmam gerekiyor. Bakın bir de burada sıra. Hepsini sıra sıra zürafalarını yaparak gideceğim.
Bir taneyi bile atlasanız bozulur. Bakayım şimdi şu. Çok sevdiğim ablam istemişti bu modeli. Bir türlü fırsatım olup da video çekememiştim. Bu akşama kısmetmiş. İnşallah bunu görüp de izleyecek, kendisi yapacak. Buradan kendisine selamımı iletiyorum. Şimdi arkadaşlar, iğnem çok kalın olduğu için şöyle çabuk çabuk ben bunu değiştirsem zaten katını da teke düşürmem gerekiyordu. Evet, rahat bir şekilde devam edeyim. Evet. Bakın. Daha rahat. Zürafalardan geçecek. Yıllar önce bundan başörtü yapmıştım. O zaman onun fotoğrafını neden çekmedim bilemiyorum. O zaman telefonum mu yoktu? Hatta ibrişim iple yapmıştım, yanılmıyorsam. Çok da güzel olmuştu. Evet, bir sıra daha gideceğim onu. Tekrar geleceğim. Ondan sonra bitire bitire ekleyeceğiz onu. Zaten dokunmaya başladı bile diğer karanfile. Şimdi şu kenardaki zürafayı sıfırlamadan yapacağız. Bakın, farkına varmadan tek düğüm yapmış oldum burayı. Genelde tek düğüm olarak çalıştığım için elim tek düğüme alışık. Ama bunun alt kısmını çift düğümle çalıştım. Üstünde aynı yapmak istedim. Güzel bir model. Başörtülerek çok güzel duracağını düşünüyorum. Zor gelmesin size. Sakın hani bu zordur, ben bunu yapamam demeyin. İlk zaten yeni bir modele başlayınca muhakkak bir böyle acemilik olur. Ondan sonra kolaylıkla yaparsınız. Emin olun. Şimdi bir sıra daha gideyim. Ondan sonra bitire bitire geleceğim. Hatta ekleyeceğim onu diğer karanfile.
buraları izlerken ileriye videoyu alıp izleyebilirsiniz. Bakalım nasıl görünecek iki tanesi. Kaç sıra gidiyoruz? Sayılmak bile sayın. 1, 2, 3, 4. 5. sırasını kuyumcu kafesi yapa yapa karanfilleri de birbirine ekleye ekleye yapıyoruz. Evet, şimdi çeviriyoruz bakalım nasıl bir görüntü aldı. Şimdi bunu nereye takacağım? Şuraya takmam gerekiyor sanırım. Evet. Bakın hemen yerini buldu zaten. Şuna takacağım onu. Hemen şu kenardaki zürafayı yapayım. Yine çift düğüm atmadım. Sağ olsun. Elim alıştı tek düğüme. Evet. Şöyle bir yerini oluşturduk. Yerini oluşturduk arkadaşlar. Şunun içinden geçireceğim ben bunu. Bakın bu şekilde. Anam bu aşağıya kaymayacak mı böyle? Yapacak bir şey yok. Böyle bu şekilde olacak. Şimdi şuraya ineceğiz. O tepeye mi sabitleseydim onu acaba? Bu böyle oynadı mı nasıl olacak? Hiç fark etmez oynasın. Ben bu üstünü yapmaya devam ediyorum. Tamamen bitirip en alttan da eklememi yapacağım. Bu modelden ben yaptım ama hangi modele bakarak çıkarttım yaptım. Hiç bilemiyorum. Bana bu modeli attılar. Bu modeli istiyoruz. Yapar mısın dediler. Görünce modeli tanıdım. Yıllar önce yapmıştım. Fakat nasıl yaptığımı anca ben de modele bakarak hani hatırlıyorum. Biliyorsunuz iğne oyası sayı işi. Bir de şuraya düğüm atarken böyle biraz yukarıya doğru atın ki. Bunlar bu şekilde güzel dursun. Bu bazı iplerim bu çizmeli de olsa katları fazlasıyla açılabiliyor. Açılmaması için ipin ucunu hafif çakmakla yapıp elinizle sıyırırsanız o da açılmayacaktır ama ben o işi yapmıyorum. Açılsa da ben bu ipi kullanıyorum. Çünkü istediğim şekilde yapabiliyorum onu. Bu ipim de tam yetti. Sanki diğerine ölçmüşüm gibi.
Şuraya tek düğümle Evet arkadaşlar, bunu şimdi bakın, hemen zaten yerini belli etti. Bakın şuradan iki tane atlıyorum. Bir yerden bir tane, bir yerden iki tane. Şuradan bir tane, buradan iki tane. Şimdi bunu buraya eklerken tıpkı diğeri gibi aynı hatayı yapmayalım. Sıfırdan ekleyeceğiz onu. Şöyle serbest bırakarak, bakın bu şekilde. Ben bir düğüm daha atayım ve tamam, böylelikle ipimi kesebilirim. Ve hatta ipi keserseniz daha da iyi olur. Şey, aman çakmakla yakarsanız. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Baştan sona iki tane karanfil yaparak sizlere göstermiş oldum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Diğer modelde, diğer videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.